Milliyetçi Hareket Partisi'nin Türkiye-İsrail ilişkilerinin gelişmesini destekler bir tavrı var. İslam dünyasının varoluşundan bu yana karıştıran bir ülkenin Türkiye ile ilişkilerini bu kadar geliştirmesinin Milliyetçi Hareket Partisi'nin dış politika anlayışı ile çelişmiyor mu? Berez'in ve Weizmar'ın ziyaretleri sırasında oldukça yakın sohbetleriniz olmuştu. Bu MHP açısından doğru mu? Evet, doğrudur. Bizim için Türkiye'nin menfaatleri önemlidir. Türk milletinin kalkınması ve menfaatlerinin korunması önemlidir. İsrail, Orta Doğu'da kurulmuş olan birçok devletten birisidir. Yahudilerle Türk milleti tarihi boyunca bir savaş yapmamışlardır. Yahudiler İspanya'da yaşarken o sırada Hristiyan taassubu çok koyuydu ve Avrupa'da koyu bir Engizisyon havası vardı. Engizisyonu tabii biliyorsunuz. Engizisyon papazların teşkil ettiği bir mahkemedir. Ve onların o zaman kabul ettiği görüşe göre insanlar yolunu şaşırır zaman zaman. Yolunu şaşıran insanların yolunu şaşırmasının sebebi ruhunu şeytanın çalmasıdır. Papazların görüşüne göre. Şeytanların ruhunu çaldığı adamın kurtulması için, ruhunun şeytanlardan kurtulması için o insanın diri diri yakılması lazım. Engizisyon'un kabul ettiği o zamanki görüş. Bu görüş de sonra İspanya'yı Emevilerden geri aldıkları sırada Müslümanları da diri diri yakmışlardı. Ancak Türk donanması kurtarabildiği Müslümanları kurtarmış ve Afrika'ya veya Osmanlı topraklarına taşımıştır o zaman. İşte o sırada Yahudileri de diri diri yakıyorlardı İspanya'da. Fakat Osmanlı hükümdarı 2. Sultan Bayezid Han, meşhur Türk amirali Kemal Reis komutasındaki Osmanlı donanmasının kardeşi yeğeni Burak Reis'le beraber İspanya'ya göndermiştir ve görevlendirmiştir. Oradaki Müslümanlara silah ve cephane götürmeye ve kurtarabildiği Hristiyanların elinden, kilisenin elinden kurtarabildiği Müslümanları ve Yahudileri de oradan kaçırmaya memur etmiştir. Yani 1492 yılında ilk Osmanlı donanmasını kurtardığı Yahudi topluluğu İstanbul'a gelmiştir. Ve Sultan II. Bayezid bunları İstanbul'a yerleştirmiştir. Daha sonra gelenlerin bir kısmını Çanakkale'ye, bir kısmını Edirne'ye, bir kısmını Selanik'e yerleştirmiştir. İstanbul'da, Balat'ta da bunlara ibadetlerini yapmak için bir yer, bir bina tahsis etmiş, vermiştir. Yani münasebetlerimiz tarih boyu Yahudi topluluklarıyla bir kötü seyir takip etmemiştir. Şimdi geliyorum Araplarla olan münasebetlere. Bildiğiniz gibi Osmanlı Devleti bütün Arabistan, bütün Suriye, Irak, Mısır, Sudan, Libya, Tunus, Cezayir hepsi Osmanlı topraklarıydı. Ve onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Sultan Abdülhamit Han hükümdarlığı sırasında Yahudilerin liderleri ona başvurmuşlardı. Ve Filistin'e yerleşmek istemişlerdi. Kendisine de mühim miktarda altın vermeyi teklif etmişlerdi. Bize müsaade edin. Kudüs'e, Filistin'e Yahudi göçmenler var.
Rusya'da zulüm görüyorlar, diğer yerlerde zulüm görüyorlar. Bunları getirip Filistin'e yerleştirelim demişler. Fakat Osmanlı padişahı bunu kabul etmemişti. Vatan toprakları satılmaz. Biz sizden altın alarak buraları size satamayız demişler. Reddetmiştir. Ve Türkler buraya Yahudilerin gelip yerleşmesine müsaade etmemişti. Sonra Birinci Cihan Savaşı çıkmıştı. Birinci Cihan Savaşı'nda İngilizler bize güneyde Filistin'e taarruza geçmişlerdi. Evvela Mısır'daydılar. Mısır'da Süveyş'in doğusuna geçmişlerdi. Oradan Filistin'e saldırıya geçmişlerdi. Biz 3,5 yıl Kudüs'ü, ki kendi milletimiz olarak kayıtlarımızda Kudüs'e daima Kudüs-ü Şerif deriz. Kudüs-ü Şerif. Neden? Çünkü Müslümanlıkça kutsal bir şehirdir Kudüs. Ne var Kudüs'te? Neden kutsal sayılır onu? Mescid-i Aksa var. Ne var Mescid-i Aksa'da? Çünkü İslam'ın yüce peygamberi, kainatın efendisi Miraç'a çıkarken Medine-i Münevvere'den evvela Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya gelmiş. Mescid-i Aksa'dan Burak'la Arşa Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmıştır. O bakımdan Mescid-i Aksa İslam'ın kutsal bir camisi, kutsal bir yerdir. 3,5 sene İngilizlere karşı Türk ordusu savunmuştur. Bu sırada İngilizler meşhur Lawrence'i gönderdiler Arap Yarımadası'na. Ve Arapları bizim aleyhimize ayaklandırdılar. Araplar İngilizlerle ittifak etti bizim aleyhimize. Ve Türk askerlerini arkadan vurdular. Bunun neticesinde cephemiz yarıldı. Askerimiz geri çekilmeye mecbur oldu. Kudüs İngilizlerin eline düştü. Bakın bu çok ibretli bir olaydı. Bu anlatacağım şeyler size. İngiliz başkomutanı olan Mareşal Allenby Kudüs'e geldi, girdi ve doğru Mescid-i Aksa'ya geldi. Müslümanların en kutsal camii olan Mescid-i Aksa'ya geldi. Musalla taşının üstüne çıktı. Orada bir konuşma yaptı, bir demeç verdi. Dedi ki, yüzlerce yıl Haçlı ordularının, atalarımız olan Haçlıların ele geçirmek için savaştığı, kan döktüğü Kudüs'ü kafir Türklerden bugün biz kurtarmış, Hristiyanlığa kazandırmış bulunuyoruz dedi. Zihniyete bak. Bunu dediği zaman kılıcını da çekti böyle havada sallayarak işte o günlerin intikamını alıyoruz falan dediği zaman yanında onun müttefiki olarak Arap askerleri vardı, Arap kuvvetleri vardı. Bu Arap kuvvetlerinin başında Arap kuvvetlerinin komutanlığını kim yapıyordu? Bir tanesi şimdiki Ürdün kralı Hüseyin'in dedesi Abdullah var. Diğer ikisi de Abdullah'ın abileri Faysal ve Ali vardı. Faysal sonradan Irak'a kral oldu. İngilizlerle. Bakın, İslam'ın en kutsal camiini Hristiyan düşman askerlerinin eline geçmesinde Araplar onlarla ittifak ettiler bize karşı. Bizi arkamızdan vurdu. Müslüman Türk'ü arkasından vurdu. Kudüs düştüğü zaman, oraya İngiliz başkomutanı geldiği zaman bu arsız konuşmayı yaptığı zaman Araplar yanında beraber. Daha sonra aynı şeyi Şam'da da yaptı. Şam'da da İslam mücahidi büyük hükümdar Salahaddin Eyyubi'nin türbesine gelir. Türbeyi tekmeler. Orada da aynı sözleri söyledi. Yanında gene bu Araplar var. Arap askerleri vardı. Daha sonra bu Arap liderleri Lawrence'le işbirliği yaparlar. Bizim askerlerimizi arkadan vururlar, perişan ederler falan.
ve Yahudi liderlerine mektup yazarlar. Derler ki, sizinle biz ırk olarak aynı köktemiz. İnşallah Filistin'de beraber olacağız, beraber yaşayacağız. Evet, bunları biliyor muydunuz? Bunları biliyor muydunuz? Bilmiyorsun. Bunlar gerçek, tarih bunlar. O soruyu soran arkadaşımız biliyor muydu bunları? Sesi çıkmıyor. Evet. Böylece Kudüs ve Filistin bizim elimizden çıktı. Ondan sonra da Arapların ittifak yaptıkları İngilizler, Fransızlar Filistin'e Yahudileri yerleştirdi. Yani yerleştiren onlar. Bizim zamanımızda oraya bir tek Yahudi adım atmamış. Şimdi Yahudi devleti orada bir gerçek. Bütün yapılan milletler arası toplantılarda tarafsızlar dediğimiz, ki içinde Müslüman devletler de var, Araplar da var. Bunlar yayınladıkları bütün demeçlerinde, bütün bildirilerinde hep Yunanlıları destekliyorlar. Bizim aleyhimizde karar alıyorlar. Bizim aleyhimizde demeç veriyorlar. En son Basra Körfezi krizi oldu. 1991 yılında. Biliyorsunuz savaş oldu. Şimdi bu savaş patlak verdiği sıralarda Yasser Arafat demeç veriyor. Diyor ki, siz diyor çifte standart uyguluyorsunuz diyor. Avrupa devletlerine, Batılı devletlere, Amerika'ya. Kaç yıldır diyor, Kıbrıs diyor, Türk askerinin işgalindedir. Ona ses çıkarmıyorsunuz. Saddam Hüseyin Kuveyt'i işgal etti diye ona tahammül göstermiyorsunuz diyor. Bu çifte standart. Şimdi bakın ya. Kıbrıs'ın durumu ayrı, bizim oradaki durumumuz ayrı, Kuveyt ayrı, fakat hep bizim aleyhimizde bir tavır içindedir. İsrail'le savaştılar, şey etti, İsrail'e karşı düşmanlık biliyorlar. Bu düşmanlıklarında bizim de kendilerine beraber İsrail'le düşman olmamızı istiyorlar. Bizim İsrail'le düşman olmamızda menfaatimiz yoktur. Bir kere kendilerinden destek görmüyoruz Araplar. Bize dostluk, kardeşlik göstermiyor. Birleşmiş Milletler'de, diğer her türlü toplantıda Yunanlılarla beraber olanlar hep bizim karşımıza çıkıyorlar. Buna rağmen gene biz onları kardeşliğe destekliyoruz. En son Filistin Devleti Tunus'ta kurulduğu zaman da ilk biz tanıdık Filistin Devleti. Diye her devletten evvel biz tanıdık. Bu bizim zararımıza olmasına rağmen. Çünkü Yahudiler de yeryüzünde bir kuvvettir, bir güçtür. Çünkü Türkiye'nin birçok sıkıntıları var, birçok işleri var, birçok menfaati var. Bir defa Türkiye milletler arası alanda ve Birleşmiş Milletler'de devamlı Yunan ve Ermeni düşmanlığıyla karşı karşıyadır. Bunlar tesir ederek birçok yeni bağımsızlık kazanmış olan Asya, Afrika devletlerini de bizim karşımıza çıkarıyordu. 1991 yılında şöyle bir durumla karşılaştık. Bunu belki de siz fark etmediniz. Şimdi Ermenilerin, Yunanlıların kışkırtmasıyla bize karşı devamlı bir yalan iddiaları var, propagandaları var. Türkler
1915 yılında, Birinci Cihan Savaşı'nın ikinci yılında Anadolu'da yaşayan 1,5 milyon Ermeni'yi kestiler. Devamlı bu propagandayı yapıyor bizim ailemizde. Bunun hesabını vermelidirler. Hem bize taziye vermeli, bizden affilemelidirler. Yaptıkları bu suçu kabullenmelidirler. Bundan dolayı üzüntü bulduklarını, suçlu olduklarını ifade etmelidirler. Hem de Ermeni milletine bunun karşılığında tazminat ödemelidirler. Ermenilerin yaptığı propaganda bu. Yunanlılar da onlarla beraber. Elde ettikleri bir milletvekiline, doğru isimli bir Amerikalı'ya bir kanun teklifi verdiler. Bu kanun teklifine göre 24 Nisan 1915 yılında Türk milleti Anadolu'da yaşayan 1,5 milyon Ermeni'yi kesmişti. Bu katliam günüdür. Her yıl 24 Nisan'da dünyanın her yerinde bu katledilen, öldürülen, soykırımına uğratılan Ermeniler için yas tutulmalıdır. Ve bu insanlık cinayeti lanetlenmelidir. Kanun teklifi bu. Şimdi bu kanun teklifi kabul edilse, her yıl 24 Nisan'da dünyanın her yerinde toplantılar olacak ve Türklerin ne kadar katil, kanlı insanlar oldukları, 1,5 milyon Ermeni'yi çoluğuyla çocuğuyla acımasız şekilde kesip öldürdüğü lanetlenecek. Her yıl düşünün, bize nasıl iftira edecek, nasıl aleyhimizde düşmanca bir hava istirilecek, bütün dünyada. Bunu Yahudi lobisinin desteğiyle geri çevirdik. 5 oy farkıyla reddettik Amerikan Kongresi'nde. Başka alanlarda da onlardan yararlanıyoruz. Onlar bizden yararlanmıyor mu? Onlar da bizden yararlanıyor. Milletlerin, devletlerin münasebetleri karşılıklı menfaate değer. Kimse kimseye güzel gözleri için bir yardım yapmaz, bir şey vermez. Herkes kendi menfaati için bir şey verip karşılığında da onun karşılığını ister, karşılığını alır. Bugünkü dünyada Türkiye'nin menfaati İsrail'le dostluğa dayalıdır. Bunda Arap kardeşlerimize karşı bizim bir düşmanlığımız söz konusu değildir. Biz her zaman onların haklarını savunuyoruz. Savunmaya da devam ediyoruz. Ama kendileri İsrail'i tanıdılar. İsrail'le oturup anlaşma yaptılar. Barış anlaşması imza ettiler. Şimdi de işte Filistin polisleri Filistin'e geliyor, Gazze bölgesine, diğer Müslümanların yaşadığı bölgelerde göreve başlıyor. Şimdi onlar İsrail'i tanıyıp, İsrail'le anlaşıp masaya oturduktan sonra bizden ne bekliyorsunuz? Yani akılcı mı bu? Yani İsrail'e sırtımızı döneceğiz. Niye dönelim? Ne karımız o?